Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Rampage markasının Moncher adlı kulaklığını inceliyoruz bugün. RGB ve kaliteli bir kulaklık arıyorsan bu videoyu kaçırmamanı öneririm sana. Çünkü bu kulaklık hem RGB özelliğe sahip hem 7.1 virtüel sanal surround sese sahip ayrıca soft air pads yani kulaklarınızı acıtmadan kullanabileceğiniz bir pad yapısı olduğunu söylüyor. Ürünü yaklaşık bir buçuk haftaya yakındır kullanıyorum ve hepimiz RGB'lere, renklere önem veriyoruz. Gördüğünüz gibi mikrofonum, arka planım, her şey RGB renklere sahip. Bu kulaklıkta sizleri tatmin edecek hem görüntü anlamında hem ses anlamında. Kulaklıkta çok fazla oyun oynamadım açık ve net söyleyeyim. Yaklaşık 2 saatlik bir deneyimim olmuştur kulaklıkla oyun konusunda. Bu 2 saatlik deneyimde de gerçekten beni tatmin etti. Ama dinlediğim müzikler olsun, yaptığım montajlardaki aldığım sesler olsun gerçekten çok çok iyi diyebilirim. Hele ki müzik konusunda arka planda en ince seslere kadar duyabiliyorsunuz ve kulaklarınızı taktığınızda acıtmaması belli bir süreden sonra biliyorsunuz birçok kulaklık acıtıyor. Bende mi öyle oldu bilemiyorum ama yaklaşık 3-4 saatlik kullanımda hiç çıkartmadan hiçbir acı, hiçbir şey hissetmedim. Tabii ki de ufak tefek terlemeler oluyor. Terlediği için ona yapabileceğim bir şey yok. Zaten yaz aylarındayız. Aşırı derecede sıcak ama odanızda klima veya ventilatör gibi bir şey varsa herhangi bir terlemeye yol açmaz. Kış aylarında zaten ideal olduğunu söyleyebilirim. Ben kış aylarında bir terleme yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çok fazla büyük bir kulağa sahipse is önermem ama gene de kulağınız büyük dahi olsa kullanabileceksiniz. Çünkü kafa yapısında açılabilir. Yani genişletebileceğiniz bölüm bulunuyor. Ürün tamamen plastik bir yapıdan oluşturulmuş. Üst kısımdaki yerleri çektikçe kafanız ne kadar genişse onu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca mikrofonun ayarlanabilir olması da güzel. İsterseniz ağız kısmınıza yakınlaştırabilirsiniz. İsterseniz de uzaklaştırabilirsiniz. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor onlara birlikte bakalım ve sonrasında sizlere mikrofon testini yapacağım. Mikrofonun ses performansının nasıl olduğunu birlikte göreceğiz. Kutu açılımına geçiyoruz. Kutuyu hemen bu şekilde bir açalım. Zaten ben bunu tekrardan paketlemiştim. Ürünün kendisi çıkıyor. Birazdan göstereceğim. Bir adette kullanım kitapçığı vardı. Şu an kutunun içi boş. Onu atmışım. Şöyle ürüne bakalım birlikte. Gerçekten yapı anlamında şu yan kısımları çok çok güzel böyle ele bir hissiyat veriyor. Üst kısmı da ayarlanabilir bu şekilde açabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir kafama takayım. Gördüğünüz gibi şu an mesela küçük geldi. Hemen şöyle birazcık genişlettikten sonra tam oturuyor kulağıma ve mikrofonu da ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Şu anda ağız kısmıma yakın. Biraz daha uzaklaştırabilirim bu şekilde. Yapısı güzel. Kablosu da gördüğünüz gibi plastik bir kablo yapısı ama kırılmayacak şekilde olan bir kablo yapısında gerçekten budayı kutudan çıkanlar bunlar. Şimdi bir mikrofon testini yapalım birlikte bakalım ürünün mikrofonu ve ışıkları nasıl bizleri karşılıyor hemen mikrofonu takıyorum ve direkt ses kaydını herhangi bir işlem yapmadan sizlere nasıl bir mikrofonun sesi varsa o şekilde göstermiş paylaşmış olacağım. Evet dostlar şu anda kulaklığın mikrofon testiyle birlikteyiz. Şu anda tamamen kulağıma oturtturdum ve mikrofonun ağız kısmına yakınlığını görebiliyorsunuz. Ben de sizinle birlikte şu anda sesi dinleyeceğim. Çünkü daha önce bilgisayarda evet bununla konuştum ama genelde mikrofonum takılı oluyor ve onun sesiyle hani bir karşı tarafa konuşma yaparken sesi iletiyorum. Şu anda bunu ilk defa böyle sizinle birlikte ben de montaj derken duymuş olacağım. Ses kalitesi bu şekilde. Şimdi bir 5-6 saniye susalım. Bir bakalım tip ses var mı? görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir 10 saniyeye yakında sustum. Herhangi bir dip ses var mı yok mu? Onu zaten montaj esnasında göreceğiz. Bu kulaklıkta en büyük özellik 50 milimetrelik driverların kullanılıyor olması. Ayrıca 7.1 sanal, virtüel ses kartının olması da güzel. Üst kısmında da şöyle bir ses kartı bulunuyor. Buradan ayarlamaları yapabiliyorsunuz. İsterseniz ışığı kapatabiliyorsunuz, isterseniz açabiliyorsunuz. Mikrofona basıyorum tekrar basıyorum sesim geldi. Buradan sesini açıp kapatabileceğiniz bir teker bulunuyor. Ve en alt kısımda da tamamen müzik dinliyorsanız ya da bir şey yapıyorsanız sesi tamamen kesebileceğiniz bir buton bulunuyor. Mikrofon testimiz de bu şekilde. Mikrofon testini de birlikte yapmış olduk. Artık almak isterseniz burada karar sizlerin. Şimdi şöyle göstereyim tekrardan. Yapısı gerçekten güzel. Esnek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Üstündeki kısım plastik olduğunu söylemiştim ama dayanıksız bir plastik değil. Yorumlarını okudum ve birçok kişi alan bu ürünü memnun kalmış. Onlardan görerek almıştım ben de bu ürünü. Gerçekten ses konusunda, mikrofon konusunda tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Ben sizden sonra mikrofonu bir test ettim baktım nasıl geliyor diye. Hafif bir dip ses var gibi ama bunu direkt bilgisayarda kullandığınızda o cızırtıyı ya da hışırtıyı emdirebilirsiniz. Yayınlarda zaten biliyorsunuz filtre atılabiliyor. İşte Discord'da gürültü engelleme modu vesaire bulunuyor. Zaten bu çok çok fazla böyle karşı tarafı rahatsız edecek şekilde gelmiyordur. Ben bunu telefondan dinledim. Muhtemelen montaj yaparken kulaklığı taktığımda nasıl gelip gelmediğini tam olarak anlayabilirim. Önünde bir ışık bulunuyor. Zaten şu kısımda da ışıkla güzel bir şekilde hani böyle kombinlemişler. Ben genelde mikrofonların hep böyle çıkartılıp takılabilenlerini seviyorum ama bu plastik direk hani bunu sadece böyle kırabiliyorsunuz yani ayarlayabiliyorsunuz ağzınıza göre. Pedler dediğim gibi soft air pads olarak geçiyor bu üründe. Yumuşak bir yapıya sahip sert değil çok çok fazla da terletecek bir ped yapısına sahip değil ürün. Anlatabileceklerim ürünle ilgili bunlardı satın almak istersen açıklamaya bir link bırakıyorum oradan ürünü inceleyebilir ya da istersen satın alabilirsin sormak istediğin sorular olursa da yorum kısmında buluşabilirsin. Oradan sizlere gerekli bilgilendirmeleri paylaşabilirim. İzlediğin için videoyu teşekkür ederim. Görüşmek üzere.